İran-Pakistan arasında gerginlik artmaqdadır. Pakistan İran ərazisinə avia zərbələr endirib. France Press agentliyi Pakistan ordusunun İrandakı silahlı qruplaşmaları hədəfə aldığını bildirib. Qeyd edək ki, İran bir gün əvvəl Pakistanın Bəcülistan əyalətindəki hərbi hissəyə dronla hücum etmişdi. Hücum nəticəsində İnqilab Keşikçiləri ordusunun polkovniki həyatını itirmişdi. İranın cənub şərqində Əfqanistan və Pakistanla sərhəddə yerləşən bu bölgə daim narkotik ticarəti və terrorizmlə mübarizə aparan sərhədçilərin ölümü xəbərləri ilə gündəmə gələn bir ərazidə. Əslində, İran və Pakistan arasında uzun müddətli münasibətlər gərginləşmişdi. Və bunun əsas səbəbi də Bəluç separatçılarının və digər silahlı qruplaşmaların sərhəd bölgələrindəki fəaliyyəti idi. Və maraqlısı oldu ki, İran hökuməti bütün bunları Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən koordinasiya edilməsindən şübhələnir. Hadisələrlə bağlı birbaşa bağlantımız var və araşdırmaçı jurnalist hazırda bizimlə Pakistandan birbaşa bağlantıdadır. Fakhar Ur-Rəhmanla bizim müsahibəmiz olacaq. Sabahınız xeyir. Hayırlı sabahlar. Sizin çox gözəl türkçəniz var və ona görə də müsahibimizi istərdim ki, elə türkçə davam etdirək. Təbii, təbii. Şimdi dün İran tarafından Pakistanın güney-batı eyaleti Belochistan'da sözde Ceşul Adıl, yani adalet ordusu bir grup militanlarına karşı füzelerle saldırı düzenlenmişti. Pakistan makamları bu saldırıyı güçlü bir şekilde hem kınamıştı hem de bu saldırıya yönelik bir bildirmenin yapılacağı uyarısında bulmuştu. İran tarafından yapılan saldırıda iki çocuk hayatını kaybettiği ve üç çocuğun da yaralandığı belirtilmişti. Ancak Pakistan makamları hiçbir terör unsurun bu saldırıda öldürüldüğünü kesinlikle belirtmedi ve hatta bu şekilde bir detay ortaya çıkmadı. Bu sabah erken saatlerde Pakistan Hava Kuvvetleri insansız yani İHA'larla İran sınırı içinde Saravan bölgesinde Beloç ayrılıkçı gruplar, Belochistan Liberation Army, Belochistan Liberation Front, yani Belochistan Özgürlük Ordusu ve Belochistan Özgürlük Cephesi, bu Pakistan tarafından nitelendirilen terör örgütlere karşı, onların gizli sığınaklarına karşı bir saldırı düzenledi. Saldırıda İHA'lar kullanıldı ve füzelerle saldırı yapıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada böyle bir saldırının düzenlendiği ve operasyona Mart Bar Sarmacar, yani teröristlere ölüm operasyonu ismi verilmişti. Şu ana kadar elimizde olan bilgiye göre Pakistan güvenlik güçleri İran sınırı içinde 7 noktayı hedefe almış ve gelen bilgilere göre 20'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, İran tarafından gelen bilgilere göre 7 kişi hayatını kaybetti ve herhangi bir İranlı bu saldırıda hayatını kaybetti. Pakistan makamları ne İran ordusu ve ne de İranlılara yönelik, sivillere yönelik herhangi bir saldırının düzenlenmediğini, yani ölenlerin Pakistanlı Beloç olduğu konusunda bilgiler bize aktarmaktadır. Pakistan, İran arasında ilk defa böyle bir gerilim yaşanıyor. İran tarafından Pakistan topraklarına ilk defa füzelerle bir saldırı yapılmıştı. Pakistan bu saldırıyı Pakistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına büyük bir darbe, büyük bir hamle olarak nitelendirmişti. Ve iki ülke arasında diplomatik düzeyde ilişkiler o kadar geriledi ki Pakistan, Tahran'daki büyükelçisini geri çağırdı ve İslamabad'daki İran büyükelçisi şu anda Tahran'da ve kendisine Pakistan'a gelme mesajı iletilmiş. Ayrıca Pakistan, İran'da olan bütün resmi temaslarını kesti, toplantılarını kesmiş durumda. Pakistan ve İran arasında
şu anda diplomatik ilişkiler kesik diyebiliriz. İran'da bu Pakistan tarafından yapılan saldırıya yönelik nasıl bir tepki gelecek, nasıl bir misilleme yapılacak? Bu konuda İran'da İran devrimci ordusu tarafından hazırlıklar yapıldığı yönünde iddialar var. Ama Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, ordusu ve Deniz Kuvvetleri şu anda kırmızı alanda. Pakistan ve İran'a Çin temkinli davranmaları çağrısında bulundu. Amerikan ve ABD hükümeti ise İran tarafından yapılan füze saldırısını güçlü bir şekilde kınamıştır. Dolayısıyla Pakistan'da 8 Şubat'ta genel seçimler yapılması planlanmıştır. İran ve Pakistan arasında bu gerilim bu şekilde devam ederse Pakistan'daki seçimlere yönelik büyük bir soru işareti. Acaba bu soru seçimler olacak mı, olmayacak mı? Şu andaki gelişmeler bu yönde ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü az önce size söylediğim gibi bir açıklama yaptı. Pakistan, İran ile kardeş ilişkilerinin devamı niyetinde bulundu ve arzusunu ifade etti. Ancak teröre karşı ortak mücadele için aralarında işbirliğe devam ettirebilirler. Ancak bu şekilde İran tarafından yapılan saldırıyı Pakistan hiçbir şekilde onaylamadı ve Pakistan gerekirse yeni bir saldırı olursa Pakistan daha güçlü bir şekilde İran'a misilleme yapacaktır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Fakar bəy. Sağ olun ki, efirimizə bağlandınız və Pakistanda olan hadisələrlə bağlı bizə ən son informasiyaları verdiniz. Bir daha təşəkkürlər. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Pakistandan araşdırmaçı jurnalist Fakar Ur-Rəhman idi və o Pakistanla İran arasında o gərginləşmə prosesi ilə bağlı ən son məlumatları ötürdü və bizim Pakistanda əslində nələr baş verməsi ilə bağlı məlumatlarımız da oldu. Onda qeyd edim ki, İranın Pakistanla sərhəddə yerləşən Sistan və Bəcülistan əyalətində hücumlar nəticəsində İnqilam keşikçiləri ordusunun polkovnikini həyatını itirmişdi və ümumiyyətlə səhər saatlarında da Pakistan İrana zərbələr endirmişdi və 7 nəfər orada həyatını itirmişdi.